Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlanması üzerine tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden izinli olarak bugün akşam saatlerinden Diyarbakır'a getirildi. Şu an Diyarbakır'da özel bir hastanenin önündeyiz. Çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Basın mensupları hiçbir şekilde hastaneye yaklaştırılmamaya çalışıyor. Hem polis hem de jandarma tarafından bunu söyleyebiliyoruz. Selahattin Demirtaş'ın annesi bir takım kronik hastalıkları var. En son da 3 gün önce yine rahatsızlanması üzerine Diyarbakır'daki bu özel hastaneye sevk edilmişti ve yoğun bakıma alınmıştı. Edindiğimiz bilgiye göre hem zatüre teşhisi hem de böbrek yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Yine edindiğimiz bilgiye göre son durumu iyi. Selahattin Demirtaş da annesinin rahatsızlanması üzerine talepte bulunmuş ve özel bir uçakla bugün elimizdeki bilgilere göre bugün akşam üzeri Diyarbakır'a getirildi. Selahattin Demirtaş'ın şu an Diyarbakır'da olduğunu söyleyebiliriz. Hastane çevresinde hastanenin 3 giriş çıkış kapısı da hem jandarma hem de polis tarafından tutulmuş diyebiliriz. Basın mensuplarının hastaneye yaklaşmasına müsaade edilmiyor. Yine Selahattin Demirtaş'ı görebilmek için burada benim uzaktan şu an hastaneye yaklaşık 100 metrelik bir mesafedeyim. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ı görüyorum. Yine Selahattin Demirtaş'ın eski danışmanı, yine DEM Partili yetkililer burada. Onu söyleyebiliriz. Diyarbakır'daki basın mensupları da yine hastanenin etrafından görüntü alabilmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Fakat hiçbir şekilde polis görüntü alınmasına ve hastaneye yaklaşılmasına müsaade etmiyorlar. 1 Ocak'ta yılbaşı günü, 31 Aralık'ta hatta söyleyebiliriz. Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş vefat etmişti. Demirtaş babasının cenazesine bilerek katılmamıştı. Bunu da o diğer tutuklu olan arkadaşlarının durumuna dikkat çekmek için hiçbir şekilde babasının cenazesine katılmayacağını beyan etmişti ve taziyeye de katılmamıştı. Ancak 3 gün önce annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlanınca hastane yönetiminde talepte bulunmuş, talebi kabul edilmiş ve o da bugün akşam saatlerinde Diyarbakır'a getirilmiş. Şu an Diyarbakır'da özel bir hastanenin önünde gazetecilerin ve DEM partilerin bekleyişi sürüyor. Selahattin Demirtaş bugün tekrar Edirne'ye döndürülecek mi? O bilgiye bu saat itibariyle vakıf değiliz. Bir şey söylememiz şu saat itibariyle mümkün değil. Fakat hastanenin önünde çok yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığını söyleyebiliriz. Polis tarafından hiçbir şekilde biz gazetecilere de uyarıda bulunuldu. Hiçbir şekilde hastanenin içinden, kapısından ve çok yakın mesafede görüntü almamamız, bunun yasak olduğunu bize bildirdiler.